Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Ergi yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan çıkmaya aday güzel bir işsizlik sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Soruda fx'in denklemi verilmiş arkadaşlar. 0,4 kapalı aralığında tanımlıymış. Fx büyük eşittir a işsizliğini sağlayan en büyük a gerçel sayısı için. Yok, gerçel sayısı için değil. En büyük a gerçel sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fx büyük eşittir a'nın en büyük değerini arıyorum aslında ben. Dolayısıyla fx'i en büyük yapmak istiyorumdur. Bu da türevden gelir. Yani ben bu soruyu türevden çözebilirim. Türev dışında nasıl çözebiliriz? Şimdi fx'in denklemi verilmiş arkadaşlar. Büyük eşittir a demiş. O zaman biz bunu buraya bir yazalım. Kök x artı kök içerisinde 4 eksi x büyük eşittir a olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar 0 ile 4 kapalı aralığında kök x de pozitiftir. Kök içerisinde 4 eksi x de pozitiftir. O zaman her iki tarafın karesini alırsak şöyle olacaktır. İşte kök x artı kök 4 eksi x'in karesi. Birincinin karesi x, ikincinin karesi 4 eksi x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki tane kök içerisinde x çarpı 4 eksi x olarak yazdım. Büyük eşittir a'nın karesi dedim. Şimdi dikkat edersek buradaki x'ler birbirini götürdü arkadaşlar. 4'ü karşıya attım. Her iki tarafı 2'ye böldüm. O zaman kök içerisinde x çarpı 4 eksi x. Bakın 4'ü karşıya atmıştım. A kare eksi 4 her iki tarafı 2'ye bölmüştüm. Bölü 2 olarak yazdım. Şimdi ben arkadaşlar a'nın en büyük gerçel sayı değerini arıyorum ya. O zaman buradaki ifade en büyük olsun ki a da en büyük gelsin. Değil mi? Peki ben buradaki ifadeyi en büyük yapmak istiyorsam kökün içerisinde x çarpı 4 eksi x var. Kökün içindeki x çarpı 4 eksi x'i en büyük yapmak isterim. Kökün içinde zaten ikinci dereceden bir denklem var arkadaşlar. X çarpı 4 eksi x. Hatta eksi x kare olacak kollar aşağı doğru. Bir parabol en büyük değeri var. Zaten arkadaşlar tepe noktasının r'sini bulmak çok kolay bu ifadede. Çünkü kökler toplamının yarısıdır. X çarpı 4 eksi x ya. İşte x'den 0 kökü gelecek. 4 eksi x'den 4 kökü gelecek. 0 ile 4'ü toplarsak 4, 2'ye bölersek 2. Yani içerideki ifadenin r'si 2'dir. Hatta içerideki ifadeyi arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. Şurayı silim. İçerideki ifadeye g fonksiyonu desem. G fonksiyonunda r 2'dir. O zaman kök içerisine diyorum. R yerine 2 yazdım. Yani x yerine 2 yazdım. 2 çarpı 2. Büyük eşittir. A kare eksi 4 bölü 2. Arkadaşlar kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Sonra her tarafı 2 ile çarparsam 4 büyük eşittir. A kare eksi 4. Eksi 4'ü karşıya atarsam 8 büyük eşittir. A kare. O zaman a kare küçük eşittir. 8. Arkadaşlar a'nın alabileceğim büyük değer kaçtır? A kare 8 ise a'nın alabileceğim büyük değer 2 kök 2'dir değil mi? 2 kök 2'nin karesi 8. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur arkadaşlar. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Şunu söyleyeyim. Söylemiyorum ama lütfen videoyu beğenip yorum yaparsak çok sevinirim. Videoyu da arkadaşlarımızla paylaşırsak zaten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.